Van Gölü TV ekranlarından iyi akşamlar. Bugün 23 Ekim. Van depreminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Sevgili izleyenler, Van'da meydana gelen 7.2'lik deprem sadece Van'da değil, komşu illerde hatta sınır ülkelerde bile hissedildi. 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremin acıları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Ekim 2011'de saatler 13.41'i gösteriyordu. Sokaklar toz bulutu içinde, her yer adeta mahşer alanı gibiydi. Pazar günüydü. Kimi vatandaş evinde, kimi piknikte, kimisi ise düğündeydi. Her şeyden habersiz günlük yaşantılarına devam ederken ansızın yakalandılar depreme. Van o gün 7.2 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Depremin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak acısı dinmedi. Öyle ki sık sık meydana gelen küçük ölçekli depremlerde o günleri, o günlerde yaşanan acıyı sürekli canlı tutuyor. Sadece Van değil, komşu iller, hatta sınır ülkelerinden bile hissedilen deprem Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli sarsıntı 600'ün üzerinde insanı seveninden ayırdı. Kamerada şu an. Kamerada mı? Bir telefonu sahibine verin abi. Alın da bizim emniyet irtibatçılar. Bu şeyindir ya, doktor hanımın bir şey. Yok yok, doktor değil. 1966 kişi yaralanırken 252 kişi de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Birçok mucizenin gerçekleştiği ve depremin simgesi olan Yunus ve Azra bebek bunlardan bazılarıydı. Kent, 9 Kasım akşamı meydana gelen 5.6'lık deprem ile bir daha sarsıldı. Deprem, 25 binanın daha yıkılmasına, yeni ölüm ve yaralanmalara yol açmasıyla tekrar korku, endişe ve paniğe neden oldu. Meydana gelen depremlerle hayatta kalanların ise zihninde büyük izler bıraktı. Hadi hadi, in. Yolu aç, yolu aç. Yolu aç. Van'ın acılarını sarmak için kimileri Van'a gelip enkaza yardım etti, kimileri de elindeki eldivenleri bile çıkartıp depremzedelere göndererek tekrardan dünyaya Türkiye birliğini gösterdi. İyisin ya, iyisin. Kaç kişi vardı içeride? Senin maşallahın var. Kardeşim öldü. Allah Allah, kaç kişi içeride? Öldü.
Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Üç kişi daha var. Sen bulamadın da. Değerli izleyenler, depremde hayatını kaybeden Japon gönüllü Miyazaki'nin anısına yapılan park törenli hizmete açıldı. Gönüllü doktorun ismi Edremit'te yaşatılacak. Van'ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Van depreminde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Miyazaki adına 18 bin metrekare alanda park yaptı. Miyazaki sadece bir gönül elçisi değildi. Özellikle Japonya ile Türkiye arasında 1890 yılından bu yana Ertuğrul Fırkateyni'nden gelen bir dostluk köprüsünün ikinci perdesinin aktörüydü. Bu anlamda yeniden Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin samimi bir noktaya varması ve tüm dünyaya bir seslenişti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan alanda Miyazaki Koru Parkı adında yapılan parkın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez katıldı. Van ciddi bir deprem gördü. Bu depremlerin yaralarının sarılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başta AFAD olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tüm Türk milleti seferber oldu, tek yürek oldu ve belki de tarihte yaraları en hızlı sarılan deprem oldu, Van depremi. Çok kısa bir sürede Van eskisinden daha iyi hale getirildi. Kısa bir sürede 25 bin konut yapıldı, yüzlerce iş merkezleri yapıldı, okullar yapıldı, camiler yapıldı, kent altyapısı yapıldı. Açılış programına katılan Japonya Büyükelçisi Suzuki hayatını kaybeden Miyazaki'ye rahmet okuyarak sözlerine başladı. Bu tören vasıtasıyla bugünden tam 10 yıl önce Ekim ve Kasım 2011 depremlerinde hayatını kaybeden Van vatandaşlarına ve Japonya'dan gelerek maalesef ki hayatını kaybeden Bay Miyazaki'ye rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi yenilemek isterim. 1890年のエルトゥドゥル号 Miyazaki Koru Parkı'nın Bay Miyazaki'nin güçlü bir şekilde kucakladığı karşılıklı yardımlaşma ruhunu ve Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü bağı simgeleyen ve aynı zamanda Edremitlilerin ferahlayabileceği bir yer olarak uzun süre boyunca kullanılmasını içtenlikle temenni ederek konuşmama son veriyorum. AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas da depremin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acıların bitmediğine dikkat çekti. 23 Ekim 2011 yılında Van'da meydana gelen depremin 10 yıl üstünde geçmesine hala acıları bitmemiş. 644 tane vatandaşımız Allah'ın rahmetine gitti. 4000'in üzerinde de vatandaşlarımız o günkü şartlarda yaralandı. Birkaç saat içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve neredeyse kabinenin yarısı Van'a intikal ettiler. Sonbaharın kışa doğru giderken o zor koşullu şartlarda Türkiye seferber oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise parkın açılışına katılarak konuşma yaptı. Bugün Sayın Miyazaki'nin ta Japonya'dan Van depremi dolayısıyla burada zor durumda kalan afetten mağdur olmuş insanlara koşup gelmesinin ve burada bir gönüllü olarak gece gündüz kurtarma çalışmalarında aynı zamanda burada yardıma ihtiyacı olan insanların diğer yardım konularında onlara el uzatmasının tek sebebi bu merhamet duygusudur. Bu bizim insanlığımızı var eden asli bir duygudur. Açılış töreninden sonra protokol heyeti park alanını gezerek incelemelerde bulundu.
Bugün Van'da deprem ile alakalı 10. yıl karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Halkın yaşadığı zorluklar bir kez daha gözler önüne serildi. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Van halkının yüreğindeki acı hala tazeliğini koruyor. Evet, gerçekten bugün 23 Ekim 2021 depremin 10. yılı. Bugün depremin 10. yıl olmasıyla yitirdiğimiz onca can var. Allah bir de yaşatmasın. Çok acı bir gündü ve bugün o günü hafızalarımda tazelenen bir gündür. Dolayısıyla bugünün anlamına değinen bir sergi var. Kutluyorum gerçekten. Hafızalarımda sürekli böyle diri tutarak daha geleceğe daha dayanıklı bir de böyle günlerin yaşamaması için daha mimari açıdan, yapısal açısından daha düzgün yapılar yapacağımıza inşallah gönülde inanıyorum. Deprem ile alakalı İpek Yolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturulmaya çalışılarak Atatürk Sanat Galerisi'nde Van depreminin 10. yıl karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Van'da çok büyük bir deprem oldu. Hem maddi hem manevi bir yıkıma neden oldu bu deprem. Biz de Van İpek Yolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak hem deprem farkındalığını yaratmak için hem de ölen canlarımızı hatırlamak için bir sergi yapmayı planladık. Bu sergi ulusal bir sergi niteliği taşıyor. Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nde olan akademisyenlerin fotoğrafları, Van Üniversite 100. Yıl Üniversitesi'nde olan akademisyenlerin fotoğrafları sergilenecek bu sergide. Yani umarım bir daha yaşanmaz böyle bir deprem. Tek temennimiz o. Sergide depremde Van halkının yaşadığı zorluklar bir kere daha gözler önüne serildi. Sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 23 Ekim Van depreminden sonra kent irili ufaklı çok sayıda depremle de sarsıldı. Sevgili izleyenler, depremlerin ardından Erçek Gölü'nde gaz çıkışları tespit edildi. Şuralar, gaz, metan gazı çıkışları var burada. 40 metrede, 35 metrede çok sığ gaz çıkışları var. Neden? Çünkü burası çok sıkışan bir bölge. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin desteklediği Erçek Gölü'nün jeofiziği projesi kapsamında yapılan göl sismiği çalışmalarında Erçek Gölü'nün kuzey ve kuzeybatısında gaz çıkışları tespit edildi. Van'da 23 Ekim 2011'deki depremin ardından günümüze kadar irili ufaklı çok sayıda deprem aktivitesi yaşandı. Özellikle geçtiğimiz son iki hafta içinde Çarpanak Yarımadası açıklarında çok sayıda küçük deprem fırtınaları meydana geldi. Depremler birkaç yüz metrelik alanları kırarak belli bir yerde öbekleniyorlar ve bu çok büyük bir depremin habercisi olabilir. Bunu geçen hafta söylediğim gibi böyle bir şey bilmek mümkün değil. Her büyük depremden önce küçük depremler olur diye bir kural yok. Olabilir de olmayabilir de. Ya da bir büyük depremden sonra hemen tekrar büyük bir deprem olacak diye bir kural da yok. Hatta büyük bir deprem olduktan sonra, yedilik büyük bir deprem mesela yaşadık diyelim, bu depremden hemen sonra tekrar bir yedilik depremin üretilmesi çok zordur. Meydana gelen depremlerin ardından Van 100. Yıl Üniversitesi'nin desteklediği Erçek Gölü'nün jeofiziği projesi kapsamında bir çalışma yürütüldü. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Toker tarafından Erçek Gölü'nde yapılan yüksek çözünürlüklü göl sismiği çalışmalarında gaz çıkışları tespit edildi. Erçek Gölü'nde biz göl sismiği yaptık, yüksek çözünürlüklü ve bu göl sismiği çalışmalarında Erçek Gölü'nün İçinde, yani göl tabanından bahsediyorum, kuzeyinde ve kuzeybatısında. Erçek Gölü'nün kuzey ve kuzeybatısındaki o alanda inanılmaz gaz çıkışları görüyoruz. Ve biz bu gaz çıkışlarının basınç, depremi ürettiği ve küçük depremlerin, büyük depremlerin ürettiği stres ve bölgenin sıkışmalı tektonik yapısından kaynaklı olarak göl çökeli içerisindeki gazın sıkışarak dışarıya doğru çıktığını görüyoruz biz. Bunları görüntüledik. Göl suyu içerisinde gaz çıkışları görüyoruz. Kabarcıklar halinde. Bunları yüksek çözünürlüklü derin sismik yansıma verilerinden görüyoruz.
Erçek Gölü'ndeki gaz çıkışlarının son günlerde Çarpanak Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem fırtınalarıyla ilişkili olduğu değerlendirildi. Bizler Van Gölü TV ekibi olarak Van'ın nabzını sokak röportajlarıyla tutuyoruz. Sevgili izleyenler, Van'da bazı vatandaşlara bir ülkenin birlik ve beraberliğinin nasıl olması gerektiğini sorduk. Van Gölü TV, Van'ın nabzını sokak röportajlarıyla direkt halkın görüşlerini yansıtarak tutuyor. Ülkemizin insan hakları ve demokrasi alanında kalkınabilmesi için tüm renkten, partiden, ırktan insanlara mikrofon uzatıyoruz. Birlik beraberlik olduğumuz zaman her şey, her türlü ayakta durabiliriz mesela. Aynen, hani olmazsak bir ülke bir ayakta duramaz ki zaten. Başka neler yapabilir? Yani bir ülke bir olduğu sürece emin ülke her şeyi yapabilir. Ama birlikte olmadığında hiçbir şey yapamaz. Öyle değil mi? Bir ülke nasıl ayakta durur? Bir ülke ekonomisinin iyi olmasıyla, işsizliğin az olmasıyla, güzel ihracatlar yapmasıyla ayakta durur bence. Peki birlik ve beraberliği nasıl sağlanır? Birlik ve beraberlik aramıza yabancılar almamakla, kardeş olmakla iyi bir süreçle geçer bence. Van'daki bazı vatandaşlarımıza bir ülkenin birlik ve beraberliğinin nasıl sağlanması gerektiğini sorduk. Yani dostça, arkadaşça, birbirimizi kırmadan, güzel dostluklar kurarak. Hani bir dünya malı için herkes birbirine kırabiliyor. Yani bu olmazsa herkes güzel bir dostluk içerisinde yaşayabilir. Hani birbirimizi kırmadan, o şekilde. Bence önce insanların birbirinin dinine, inançlarına, yaptığı davranışlara saygı duyması gerekir. Ki şu an yok. Hani mesela yabancı biri buradan geçtiği zaman direkt dinsiz olarak yargılıyoruz. Onun inancına saygı duyarsak bence daha kalkınmış oluruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Yani güzel savaşlar falan olmasa güzel olurdu bunlar. Savaş dursaydı güzel olurdu. Van'da polis ekipleri hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sevgili izleyenler, göçmen kaçakçılığı suçundan aranması bulunan bir şahıs hırsızlık yaparken yakalandı. Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs hırsızlık yaparken işte böyle yakayı ele verdi. Van'da polis ekipleri hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İki iş yeri kurum ve otodan hırsızlık yapan şahsın yakalanması için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceleme sonucunda toplam 1600 TL para ve 1500 TL değerinde cep telefonunun çalındığı hırsızlık konusunun failini yakalamak için harekete geçti. İpek Yolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahsın göçmen kaçakçılığı suçundan da arama kaydının bulunduğu öğrenildi. Sevgili izleyenler, zehir tacirleri ise yakayı Edremit'te ele verdi. Operasyon düzenleyen ekipler yaklaşık 40 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi ise gözaltına alındı. Zehir tacirleri yakayı Van'da ele verdi. 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Ekiplerin hedefinde İpek Yolu ilçesi vardı. Düzenlenen operasyona narkotik dedektör köpeği Tuhor da katıldı. Bir araçta yapılan aramada 77 parça halinde 39 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ve görünüm itibariyle eroin maddesi.
Sevgili izleyenler, işitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da bir araya geldi. Programa Türkiye'den 30 aktivist katıldı. Zaten rakam da geçeceğim. Cinsiyetimle bağlamayacağım bayağı muhtemelen. İşitme engelli STK'ları birlikte platformu 2 yıl aradan sonra Van'da bir otelin toplantı salonunda tekrar bir araya geldi. Biz burada Van İşitme Engelliler Derneği'nin oluşturduğu İşitme Engelli Dernekleri Federasyonu çalışmaları kapsamında toplandık. Bu platformun amacı özelde işitme engelliler ama genelde tüm engellilerin haklarının kazanımı, onların toplum hayatına etkin, üretken bireyler olarak katılımı sağlanması için çalışmalar yapılması, hak temelli çalışmalar yapılması. Çok güzel bir çalışma. Etkiniz projeleri kapsamında desteklenen bir çalışma bu. Türkiye'de engellilerin sorunu aslında temelde bir yardım meselesi olarak ele alınıyor ama bu bir hak sorunu. En temel çıkış noktamız da çıkarılmış olan yasaların uygulanması ve engellilerin eşit bireyler haline gelmesi. O şekilde yaşamlarını sürdürmesi. Ve tabii burada sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği çok ama çok önemli. Çünkü bu şekilde oluşturulan platformlar seslerini daha iyi duyurabiliyorlar, sorunlarını daha iyi dile getirebiliyorlar. Van Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım alanında destek sunduğu programa Türkiye'nin 7 bölgesinden 30 aktivist katılım sağladı. 15 sivil toplum örgütü burada bir araya geldi. Çok güzel bir çalışma oluyor. Burada şu anda ilk oturumda biz engellilerin bu özellikle pandemi döneminde olmak üzere yaşadıkları sorunları konuştuk. Öğleden sonraki bölümde de çözüm için neler yapılabilir konuşup ortak bir eylem planı geliştirilecek. Van'ın bu etkinliğe ev sahipliği yapması bizim için çok çok önemli. Çünkü çok güzel bir şehirde, çok güzel bir ortamda, çok güzel bir sivil toplum ikliminde bir araya geldik. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Süleyman Akbulut ve Türkiye'nin ilk işaret dili tercümanlarından Bodrum İşitme Engelliler Derneği Başkanı Gülsem Talay katılımcılara açıklamalarda bulundu. Sakat beyin bir şekilde tanıdığı ve temas ettiği insanlardan biri. Sevgili izleyenler, Van'da bazı vatandaşa Türkiye'deki eğitim sistemini sorduk. Aldığımız cevapları ise gelin hep beraber izleyelim. Türk Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetimi ve denetimi altında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre herkesin eğitim görme hakkı vardır. Eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz? Vallahi hiç iyi bulmuyoruz. Neden? Çünkü hani imkanlar vermediği için bazı öğrenciler şey yapıyor, imkanları olduğu için dershaneye gidiyor, bizim imkanı olmadığı için gidemiyoruz, mezunuz. Kısacası eğitimi parayla yapmışlar. Yani eğitim parayla olmaması lazım bizce. Yani dediğimiz gibi yani şu an bizim de imkanlarımız o kadar yok. Bazı insanların imkanları olabilir. Sınav zor, pandemi. Yani gerçekten de şu an çok mağduruz. Ya eğitim aslında sistemi kötü. Yani normalde eğitim kötü değil. Ama... Aynen, sistemi kötü, çok kötü bence de. 2021 yılında çıkan anayasa ile de zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Peki bu eğitim sistemi nasıl? Bu sistem ile öğrenciler geleceğe nasıl hazırlanıyor? Sadece 4-5 yıl çalışıyorsun, sadece bir sınav. Yani bu ne bileyim tam karşılamıyor verimi ya da istediğimiz sonuçlar gelmiyor ya da ne bileyim. Bu eğitim sistemini nasıl buluyorsun? Çalışan gidiyor. Çalışmayan da... kalıyor yani. Çok bahane üretiyor insanlar bence. Sevgili izleyenler, Van'da meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı kapsamında seminer düzenlendi. Seminerde aynı zamanda 100. Yıl Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi de vardı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1 ile 31 Ekim tarihleri arasında meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Van'da bu kapsamda KADEM, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nin ortaklaşa meme kanseri farkındalık semineri düzenledi. Kanserli farkındalık konusuyla ilgili biz bölüm olarak destek vermeye çalıştık. Konu kadın olunca biz de işte öğrencilerimize kadın konusu üzerine
resimler yapmaya çalıştık. Çok kısa bir zamanda. Şimdi işte sergi düzenledik burada. Şimdi bu bir yaşlı anne, yaşlı kadın, torunu işte çocuk burada işte nine ve torun arasındaki diyalog, işte Anadolu kültüründe işte verilen gelenekten gelen şey, işte çocuk eğitimini ilk yuvada alır. İşte anne baba, işte yaşlı büyüklerin evde bulunması çocuklar için önemli bir şey, çocukların eğitiminde. Buradaki resimde onu konu alıyor. Nine ve torununu konu alıyor. İşte burada merhamet duygusu, şefkat, işte sanatsal bir boyut içerisinde işlemeye çalışmış öğrencimiz. Seminerde ayrıca Van 100. Yıl Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından da sergisi düzenlendi. Sergiye katılımcılar yoğun ilgi göstererek memnuniyetlerini dile getirdiler. Aslında meme kanserine olan ilgiyi daha çok uyandırıyor ve özellikle kadınlar ön planda olduğu için yani hoşuma gidiyor. Resimlere baktıkça biraz daha ufkum açılıyor. Şu resmi arkadaşım çizdi gözümün önünde, şurada da yardımlaşmayı anlatıyor. Günün gelişmelerini aktardığımız hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. İyi akşamlar.